İkincisi, genişlemenin dışında tam tersi daralmadır. Yani içinden kan geçen bir borunun içinde çamur oluşması, taş birikmesi, çakıl birikmesi gibi suyun ya da kanın akışını yavaşlatan içerideki maddelerdir. Bunu da açmamız gerekir. Bu da ikincisi. Üçüncüsü, aortun farklı bir şeyi, diseksiyon dedik, aortun yırtılmasıdır. Aort yırtılması iki şekilde olur. Birisi içten yırtılma, Evet. diğeri yırtılıp kanın dışarı akması. İçten yırtılma enteresan bir şeydir. Buna diseksiyon denir. Genelde anlaşılması zordur. O yüzden size iki tane boru yaptım. Burada bir boru var. Bu bir damarımız olsun. Bir dakika hocam, yorumları kapatayım. İyice anlayalım. Evet. Bu bir damarımız olsun. Gördük değil mi damarımız? Gördük. Damarımızın içinde bir boşluk var. Bunun içinden kan geçiyor. Geçiyor değil mi? Geçiyor. Şimdi damar duvarımıza dikkat ederseniz damar duvarımız aslında üç tane parçadan oluşan birbirine yapışmış katmanlardan oluşur. Evet. İşte en içteki nedir? Kanın sürtünmesini azaltan, kanın oraya yapışmasını önleyen, endotel dediğimiz hücrelerle kaplıdır. Orta tabaka medya dediğimiz kastan oluşur. Aortun kasılması, gevşemesini sağlar. Kastır, esas gücü o verir. Dış tabakada adventisya dediğimiz dış yüzeyini oluşturur. İşte aortun kasılmasını sağlayan sinirlerin geçtiği yer. Veya aortun duvarını da besleyen damarların olduğu yer. Damarı da besleyen kılcal damarlar vardır. Buna vazo vazorum denir. Şimdi üç katmanlı olan bir yapı. Yırtılma nasıl olur? Hepimizin bildiği gibi hortumu deldiğin zaman içindeki su dışarı çıkar. Evet, burada da yırtıldığı zaman kan dışarı boşalır. Dışarı neresi? Ya göğüs boşluğuna boşalır eğer oradaysa ya da karın boşluğuna boşalır. Evet. Hasta çok acil hastaneye yetişebilirse kurtulur. Genelde de kaybedilir. Diğer içten yırtılma ise bakın dikkat edin duvara bir yerden giriyorum ve aslında yine damarın içindeyim. Ama damarın yaprakları birbirinden ayrıldı. Bakın Evet. aradayım. Evet. Yani işte içten kanama budur, diseksiyon budur. Damarın dışarı kan çıkmadan içerideki bir delikten girip yapraklarının arasında, duvarın arasında kanın basınçla ilerlemesi ve damarı içeriden sanki iki tane boru varmış haline sokması. İşte buna diseksiyon denir. Bakın hastalara hep soruyor. Burada da güzel bir örnek bu. Çok güzel. Diseksiyon budur. Diseksiyon bu olduğu zaman hocam zaten damarın içinde kan hala devam ediyor. İster iki taraftan gelsin, ister bir taraftan dışarı çıkmıyor. Ne olacak? Güzel. Bu soru da güzel. Peki cevabı şu. Çiçek. Şimdi birincisi sıkıntı şu. Şuradan girdiği zaman basınçlı damar dikkat edin kas tabakasını zayıflatıyor. Dışarıda olan adventisya kalıyor ki yırtılma riski dışarıya yırtılma riski çok yüksek. Bu bir. İki, buradan giden kan hani biz aortu ağaca benzettik de dallarından diğer organlara damar gidiyor ya. İşte şu diseksiyon yaptığınız zaman, yırtıldığınız zaman o dalların uçlarına kadar geliyor ve o dallara kan gitmez hale geliyor. Yani dikkat ederseniz duyarsınız yakınlarda inşallah duymazsınız. Diseksiyon olur, yoğun bakımda yatan hastanın böbreği bozulmaya başlar. Çünkü böbrek aorttan kan alan bir damarı vardır. Bu yırtılma ta onun ucuna kadar gittiği zaman kan alacak yeri bozuyor. Yani şu ayrılan yer gidiyor onun ucunu tıkıyor. Bağırsaklar bozuluyor, bacaklar bozuluyor, kollar bozuluyor, şah damarı bozuluyor, beyine felçle geliyorsunuz. Yani bazen şah damarı yırtılıp felçle gelen hasta hep pıhtı değildir. Bazen damar içinden yırtılmıştır. Buna da diseksiyon denir. Evet. Şimdi bu üç tane ana başlığımızı yani genişleme, daralma, tıkanma,
ve diseksiyonu artık aortun seyri boyunca farklı şikayet ve bulgularla görür doktor. Mesela kalbin çıkışından başlayalım. Kalbimiz bu. Tekrar gösteriyorum. Aort damarımız da bu, kırmızı. Buradan çıkıyor, şu benim kalbim olsun. Buradan çıkıyor, aşağıya doğru karından geçiyor, bacaklar ayrılıyor, kollara gidiyor bu arada, beyne gidiyor. Şimdi bu dalların başında olan bu aort çıkışı, buraya ascendan aort deriz. Niye bazen tıbbi kelime kullanıyorum? Aslında çok kullanmam böyle programlarda ama bazı hastalar vardır şu anda izleyen ya da yakınlarını izleyen. Öyle bir tanı konmuştur. O tanın nereye demek olduğunu anlatmak için. Ascenden aort demek, çıkan aort demektir. Nereye çıkıyor? Kalbimiz burada biraz yükseliyor, göğsümüzden aşağı iniyor. Çıkan demek, kalpten çıktı, yükseldi, aşağı inecek. İşte bu çıkan aort dediğimiz, ascenden aortun ilk dallarının birisi sağ kola gider, birisi sağ şah damarını oluşturur. Sonra sola doğru döner, sol şah damarı, sol kol, oradan da göğüsten aşağı tekrar bir yay çizer ve inmeye başlar. Şimdi ascenden aorta iki şey çok olur. Oranın tıkanması çok olmaz. Bakın oradaki tıkanıklık, o üç tane ana başlıktan birini azaltalım. Ascenden aortun tıkanıklığı çok nadirdir. Genelde tıbbi işlerde ortaya çıkar. Yani oraya bir kateter sokmuşsunuzdur. Oraya bir pil takarken işte pilin kablosu oraya gitmiştir. Veya hastaya stent koyarken o stent oraya düşmüştür. Anladın mı? Yani genelde doktorun yaptığı işlerden ortaya çıkar veya çok nadir yabancı cisim veya işte bir ateşli silah yaralanması, kurşunlar, mermiler ama onun tıkanıklığının yapacağı şikayete kadar hasta kanamadan zaten kaybedilir. Şimdi tıkanıklık dediğim gibi daha çok doktorların tıbbi işlem sırasında ortaya yaptığı şeylerle ortaya çıkar. Olur mu? Çok nadir. Genişlemesi çoktur, diseksiyonu çoktur o bölgenin. Bu hastalar genelde erkek hastalardır.